Evet, şimdi fuardaki yolculuğumuz Veli Balıklı Arms'la, VB Arms'la devam ediyor. Küreye gelelim. Veli Balıklı Arms'ın 410 kalibre, normal, yivsiz, 36 kalibre Level Action modelleri. Gelelim. Merhabalar. Şurayı al. Şimdi Veli Balıklı Arms'ın Phantom PT-12'si, yine 12'nin diğer çeşitleri, namlu üzerinden pistonlu, şarjörlü tüfekler bunlar. Şimdi bunda da dipçik yayı, dipçiğin içerisinde hareket ediyor. Şimdi yerine sökmek istemiyorum ama şu pembeyi inceleyek. Pembe güzel bir renk. 12 kalibre 4140 çelik namlusu, 7075 alüminyumdan gövdesi, tam gövdesi. Genişletilmiş şarjör magneti. Plastik kaplı, bu daha bir iyi. Elden terlediğinde kaymaması için yapılmış. Yatar kalkar, gevze ve arpacıya sahip, üzerinden taşıma korklu bir model. Yine dipçiğinde ayarlı yanaklık var. Red dot falan, şunu iki düğmeyi söktüğünüz zaman red dot taktığında buradan bu şekilde kullanabilirsiniz. Şuraya alalım. Bunlar da kristal marka, yine diğer tüfeklerle aynı olan şarjörlü modeller. Buraya geçelim. Şimdi bugün pembeden gidik balıklarımızda. Pembenin özelliği şu, renk olarak bunlar farklı bir sistemle kaplanan modeller. Bunların komplesi 7075 alüminyum, 4140 delme çelik namlu, namlu üstünden pistonlu bullpup tüfekler. Şarjör altta. Bunlar da tek sıkıntı şu, patlama kulağı ayarı olduğu için kulaklara şey takmak, bütün firmalarda, firma değişmeksizin kulaklıkla kullanılması önerilir. Gelelim. Bunlar da Veli Balıklı Arms'ın pompalı modelleri. Şu sistem domuz avcılar için yapılmış bir sistem. Bu kompresi buranın taktik pompalı modeller. Şuraya gelelim. Kristallin, yine Veli Balıklı Arms'ın kristal modelinin avcılar için 71 namlusu, 61 cantilever namlusu. Bunlar da yine cantilever değil ama silah namlu olarak geçip daha hızlı yüzlemeye el vermesi için yapılmış bir sistemde çalışan tüfekler. Şöyle alalım. Daha önce ben bunları inceleyip tanıtımını yapmıştım. Bunlar Kristal Arms'ın çifte ve süper boze modelleri. Şunlar, bunlar 51 santim namlulu pozeler. Bunların özelliği daha çok domuz avlarında, yarışma atışlarında, bu hedeflere 50 metreden atılan atışlarda kullanılmak üzere yapılmış. Cantilever'lı, yine full shock. Alttan da domuzda, mısır tarlasının içinde falan, bunlar yakın hedefler için. Mısır tarlasında geziyorsun, domuz kendini şu şekilde ateş etme hakkını verebilen modeller. Sağlı sollu, yine selektörlü enjektör var mı bakayım? Enjektör yok. Şurada bitiriyoruz. Bunlar da Kristal Arms'ın kasaları, değişik renklerle serekot edilmiş modeller. Bu da onun taktikal modeli. Şunu alalım. Bu da gazlı da taktikal model. Evet, Balıklı Arms'taki yolculuğumuz da burada bitti. Saygılar, sevgiler.